İyi pazarlar herkese ben Mehmet Çoban. Her hafta düzenli olarak yaptığımız ve haftalık bazdaki analizlerimize yer verdiğimiz video serimizin bu bölümünde yine Bitcoin, Ethereum ve XRP'nin haftalık bazdaki teknik görünümüne beraber bakacağız. İsterseniz hızlıca ekrandaki Bitcoin dolar ile başlayalım. <laughs> Bitcoin dolar paritesinin haftalık bazdaki grafiği açık. Ufak ufak anekdotlar vermeye başlayalım. 9 Mart 2020 tarihinde başlayan haftalık bazda 9 Mart 2020 haftasında başlayan sarı ile gösterdiğimiz bu yükseliş trendi üzerindeki hareket devam ediyor. Bunun dışında kırmızı ve mavi ile açık mavi ile gösterdiğimiz iki tane kısa vadeli düşüş trend çizgisi var. Bu iki tane düşüş trend çizgisinde etkisi devam ediyor. İlk önce biraz polyanacılık oynayalım. Şimdi parite son 4 haftada yaklaşık 3 defa bu trendin destek noktasını test etti. Bu destek noktası üzerine kalınması olumlu. Polyana tarafı bu tarafı. Ancak bu transiksin üzerinden yeteri kadar tepki hareketi gelmiyor. Yani bu transiksi çok önemli, çok kuvvetli bir destek noktası. Bu destek noktasından normal şartlar altında çok kuvvetli bir tepki alımı gelmesi gerekiyor. Ancak paritede şu ana kadar 33.200 dolar seviyesini aştırabilecek, bunun üzerine kapanış yapabilecek bir tepki hareketi gelmedi. Bu da işin tabii diğer tarafı. Şimdi her iki tarafna hangisinin olasılığının bir miktar daha ağır bastığına bakalım. Şimdi son 4 haftada hemen hemen 3 defa bu trendin destek noktasının test edilmesi bu destek noktasının bir nevi kuvvetli olduğunu gösteriyor. Altına sarkmalar oluyor. Ancak bu trendin üzerinde kapanışlar gerçekleşiyor her zaman. Bu teknik açıdan olumlu. Ancak bu mavili gösterdiğimiz trendin direnç noktası geçtiğimiz hafta 32.900 dolar seviyelerine denk geliyordu ve parite bu nevi bir nevi ee, milimetrik olarak test etti. Bu hafta için bu trendin direnç noktası 31.032 dolar seviyesinde. Yani bu maviyle gösterdiğimiz trendin direnç noktası. Ancak paritede geçilmesi gereken asıl nokta kırmızı ile gösterdiğimiz bu trend çizgisi. Bu trend çizgisi bir düşüş trend çizgisi burası da yaklaşık 37.927 dolar seviyesine 38.000 dolarlı seviyelere denk geliyor. Yani paritede bu iki nokta aşılmadığı sürece haftalık bazdaki grafikte yukarı hareketler sürekli olarak direnç noktalarına satışlarla karşılaşacak ve devamı gelmeyecek. Evet şu anda kırmızı ve sarı ile gösterdiğimiz trendlerin kesiştiği kesişmesi gereken nokta oldukça daraldı. Yani önümüzdeki bir hikaye içerisinde mutlaka bu trendin bir tanesinin aşağıya da yukarı kırılması muhtemel. Sarı ile gösterdiğimiz trend çizgisinin aşağı kırılması durumunda yani 28.718 dolar seviyesine denk gelen bu hafta destek noktası bu trendin aşağı kırılması durumunda 25.000-26.000 bin, bin dolar ve 25 bin, 526 26000 dolar seviyesi ara destek noktası. Ancak bu seviyenin altında çok kuvvetli olmayan 22.000 dolar seviyesi var. Yani paritenin 20.000 dolarlı seviyelere kadar gerileme ihtimali yüksek. Özellikle 28.700 dolar seviyesine denk gelen trendin altına kapanış olursa. Bu hafta bunu takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta bunu takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde dediğimiz gibi 31.000 dolar seviyesi ilk direnç noktası. ilk önemli direnç noktası geçilmesinin teyidini biz 33.200 dolar seviyesinin üzerine geçilmesiyle alabiliriz. Bu transaksiyonun geçilmesi de pariteyi büyük ihtimalle 38 bin dolar seviyelere kadar taşıyabilir. İşte 38 bin dolar seviyesi kırılmadan da yukarı hareketlerin sınırlı kalabileceğini söylemekte fayda var. Maktama indikatörüne bakıyoruz. Haftalık fazla çok fazla kullandığımız bir indikatör biliyorsunuz. Maktama indikatörü az da olsa umut veriyor. En azından 28.700 dolar seviyesinde bulunan bu trendin destek noktasının üzerinde kılınması Maktem indikatöründeki bu negatif sinyalin bir miktar zayıflamasına neden oldu. Zayıflama sinyali devam ederse paritenin bu seviye üzerindeki güç toplama emareleri biraz daha kuvvetlenebilir. O yüzden biz 31 bin dolar seviyesindeki üzerine senaryolar kurmaya başlayabiliriz. Bu kısmen de, olumlu, kısmen de olsa olumlu diyebiliriz. Yani şu anda paritenin bize anlattığı, teknik analizin bize anlattığı 28.700 dolar seviyesindeki bu tren çizgisi bu hafta en kritik nokta. Üzerindeki 31 dolar seviyesi de direnç babında en kuvvetli nokta diyelim ve Ethereum dolar paritesine geçelim. Şimdi Ethereum dolar paritesinde yine haftalık bazdaki grafiği açık. 1700 dolar seviyesi biliyorsunuz biz çok çok uzun süredir 1700 dolar seviyesi üzerinde duruyoruz ve çok kötü senaryoda paritenin bu seviyeye kadar gerilebileceğini ancak bu noktadan tepki hareketi gelmesi gerektiğini belirtiyorduk. Aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi son 4 haftadır biraz daha büyütelim hatta şu kırmızıyla gösterdiğimiz trend Yatay destek noktası 1700 dolar seviyesi. Parite son 4 haftadır 3 defa bu trendin destek noktasını test etti ve yukarı yönlü hareketlerin gene sınırlı kaldığını gösteriyoruz. Yine polyanlancılık oynayalım. 1700 dolar seviyesi 4 defa son 4 haftada 3 defa denemle kırılamadı aşağı yönlü. Demek ki kuvvetli bir destek noktası. Bu polyana tarafı. Ancak yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması burada işin biraz da realite tarafı. Yani aslında 1700 dolar seviyesinin üzerinde ciddi anlamda tepki hareketi gelmesi lazım bu destek noktası test edildikten sonra. Destek noktasından tep tepki gelmemesi bizim aklımıza 1500, 1704 ve 1500, 1530 ve 1299 yani 1300 dolar seviyelerinin test edilme risklerini yeniden getiriyor. O yüzden paritede şu anda aceleci olunmamalı. Yukarı hareketlerde bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise bahis edebilmemiz için sadece 2231 dolar seviyesine denk gelen bu sarıyla gösterdiğimiz trendin direnç noktası kırılmalı. Ancak 2922 yani kafaca 3000 dolar seviyesi kırılmadan Ethereum dolar paritesinde bir rahatlamadan bahsetmek zor. Onda da maktama indikatörüne baktığımızda maktama indikatörünün şu anda negatif yönde sinyal ürettiğini ve aslında sinyalin gücün bir miktar azalmış negatif yönde sinyal ancak eğrinin Bitcoin dolar partisi kadar mavi çizdikte eğrinin Bitcoin dolar partisi kadar iyi olmadığını görüyoruz bu yüzden temkinli olmakta fayda var Ethereum dolar partisinde özetleyelim 1700 dolar seviyesi bu hafta takip edilecek takip altına gelinmesi durumunda 1539 ve 1530 ve 1299 dolar desteklerinin test edilme riski yüksek yukarı hareketlerde 2231 ve 2922 dolar seviyesi kırılmadan parite üzerinde rahatlamadan bahsetmek zor diyelim ve son olarak XRP dolar paritesine geçelim. Şimdi XRP dolar paritesi aslında görüntü Bitcoin ve Ethereum'a göre daha net. Çünkü parite aslında 12 Nisan 2021 haftasında yani şurada gördüğü 0.1.97 dolar seviyesinden sonra bir düşüş trendi oluşturdu ve bu düşüş trendinin altında hareket ediyor. Bu düşüş trendinin altında zaman zaman destek noktaları, direnç noktaları çalışıyor ancak ana trend XRP dolar paritesinde aşağı yönde. Geçtiğimiz hafta 0.34 dolar seviyesindeki kritik destek noktası test edildi. Şu anda kendine 0.37-38 dolar bandında bir destek noktası oluşturdu. Bu destek noktasının üzerinde kalma çabası içerisinde. Şimdi bu hafta için bu sarıyla gösterdiğimiz trendin direnç noktası 0.51-52 dolar bandına denk geliyor. Paritenin öncelikle bu sarıyla gösterdiği noktayı aşması lazım. Ancak dikkat ederseniz geçtiğimiz dönemlerde de bu sarıyla gösterdiğimiz trendin üzerine çıkılsa bile maviyle gösterdiğimiz ikinci bir trend par e parite üzerinde baskı kurur ve bu baskı yani bu, bu trendin direnç noktası bu hafta için bu muamele gösteren trend, direnç noktası bu hafta için 0.61 398 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani parite 0.62 dolar seviyelerinin üzerine çıkmadıkça aslında biz bunu teyidini 0.64 dolar seviyesi olarak alacağız. 0.64 dolar seviyesinin üzerine çıkmadıkça yine bu paritede yukarı yönlü hareketlerin zor olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde 0.37-38 dolar bandı şu an için bir destek noktası ara destek noktası 0.34 dolar seviyesi önemli destek bu seviyenin altına gelinmesi durumunda 0.28 dolar seviyelerine kadar ilk aşamada bir geri çekilme riski olabilir XRP dolar paritesinde. Her analizimizde söylüyoruz bu paritenin özel bir durum var biliyorsunuz Ripple SEC arasındaki dava bu kanattan gelecek olumlu olumsuz haberlerde teknik analize bakmaksızın diyelim parite üzerinde fiyat konusunda önemli etkilere sahip olacak. Onda da maktam indikatörüne bakalım. Maktam indikatöründe aynı bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi mavi çizginin ufak bir eğrisi var ve paritedeki negatif yöndeki seyir sinyal bir miktar zayıflamış durumda kısmen de olsa olumlu diyebiliriz. Şimdi bugün her hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum ve XRP'ye baktık. Hepsinin aslında trendi şu anda kısa vadeli trendi diyelim. Bitcoin dolar paritesinde uzun vadeli trend hala yukarı. Yani 28.700 dolar seviyesinin altına kapanış olmadıkça. Üçünde kısa vadeli trendi aşağı yönde. Ve indikatörler kısmen de olsa uzun süre sonra Pozitif yönde sinyal üretme yönünde bir sinyal verdi bize. Yani pozitif yönde sinyal üretti denilmiyor burada kesinlikle. Bu yönde ufak da olsa bir umut ışığı verdi. Belirtilen destek noktanın, çok kuvvetli destek noktanın üzerinde kalınması bu sinyalin bir miktarda e, pozitife dönmesindeki en büyük etken. Ancak hem Bitcoin hem de Ethereum XRP zaten e, ee, düşüş çok kritik desteklerini test ediyor. Bu destek noktalarının üzerine kalmak zorundalar. Eğer kalamazlarsa işte o zaman piyasada Bitcoin Ethereum biliyorsunuz iki lider. Birisi kripto para piyasasının lideri, birisi altcoin'lerin lideri. Bu iki paritede yaşanabilecek çok sert düşler kripto para piyasasının geneline yayılabilir. O yüzden bu hafta temkinli olmalı. Hala nakitte olan şanslı yatırımcı kesim varsa belirttiğimiz direnç noktalarının e, seviyelerinin geçilmeden en azından riski benimse açması açısından yeni pozisyon açmanın risk taşıdığını söylemekte fayda var. Riski minimize etmek açısından bu direnç noktalarının geçilmesini beklemekte fayda var. Diyelim ve bu hafta analizimizi tamamlayalım. Hafta içi zaten 4 saatlik periyotta yaptığım analizi, yaptığımız analizlerle karşınızda oluyoruz. Umarım gelecek hafta bu saatlerde yine daha güzel bir haberler vermek için, daha güzel bir tablo vermek için karşınızda olurum diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Umarım her şey bu hafta gönlünüzce geçer.